Fakat sen... Sana anlatmam gereken bir şey var. Ben... Sen ne? Ne anlatacaksın bana Merve Sağlam? Yine hangi masal uyduracaksın ha? Bak. Yeğenimi alıp nereye kaçıracağını mı söyleyecektin yoksa bana ha? Demek sırrın bana inanmandı ha? Hayır. Lütfen dinle. Sen yalancı bir hainsin. İnancın da senin gibi sahte. Yeğenimi benden alabileceğini sandın demek. Günlerdir tek planın buydu değil mi? Hayır. Ben sana bütün gün bunu açıklamaya çalıştım zaten ama fırsat olmadı. Evet. Kaçacaktım, haklısın. Kızmakta çok haklısın ama... Ama ne? Sahtekarlığına bahane mi bulacaksın? Hangi bahane aklayabilir suçunu ha? Bak. Benim gerçekten çok yeter. Yeter! Daha fazla yalanlarını dinlemeyeceğim artık. Dinlemek zorundasın. Yusuf'u da alıp kaçmayı düşündüm. Planladım. Çünkü sen bana başka bir çare bırakmadın. Birdenbire öyle değiştin ki. Beni kandırdığını söyledin. Aşağıladın, hakaret ettin, her fırsatta azarladın. Ama en kötüsü Yusuf'u benden uzaklaştırmaya çalıştın. Ben de bütün bunlarla karşılaşınca... Bütün bunlarla karşılaşınca yeğenimi kaçırmaya karar verdin ha? Başka ne yapabilirdim ki? Sen olsaydın ne yapardın söylesene. Evet. Bunu yapmayı düşündüm. Ama yapamadım. Yusuf'un hastalığından sonra bunun hata olduğunu anladım. Çünkü sen eskisi gibi olmuştun. Bir kez daha anladım ki Yusuf'un sadece bana değil, sana da ihtiyacı var. Yusuf'un ikimize birlikte ihtiyacı var. Bu yüzden vazgeçtim gitmekten. Hatta adama kimlikleri göndermemesini söyledim ama artık çok geçti. O fotoğrafı dedektifin gönderdiğinden nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Seher'in ilk kez yaptığı bir şey değil bu. Bir kez tuzağa düşürdü seni. Belki yine aynı şeyi yapıyor. Belki dosyayı öğrendi ve Selim'le buluştular aynı yerde, aynı kıyafetlerle. Fotoğraf çekilmek için, senin aklını karıştırmak için. Bence seni yine tuzağa düşürmeye çalışıyorlar ve ne yazık ki başarılı da oluyorlar. Ne
Sen benim yüzümden kaçmaya kalkmadın. En başından beri planın buydu. Sözde samimiyetin, iyi niyetli görünüşün. Hepsi yalandı, yalan! Belli ki yine kafanda bir şeyler kurup ondan başka bir şeye inanmamak için diretiyorsun. Anlamak istemiyorsun. Ama artık ithamlarını kaldıracak gücüm kalmadı benim. Neye inanmak istiyorsan ona inan. Ben ne söylesem boş zaten.